Ankara'nın meşhur Karavan Parkı'nda Semih Şef'le beraber tavuklu, kremalı mantar soslu harika bir makarna yapmaya. Semih Şef'im aynı zamanda ödüllü bir şef. Kendisinin birçok dalda ödülü var ve makarnada da hamur işleri konusunda da çok başarılı. Şimdi Karavan Parkı'mızın şefiyle makarnamızı yapmaya başlıyoruz. Makarnamızı kendi elimizle açacağız. Ama önce malzemelerimiz neler? Şefim sizden öğrenelim. Evet, hepsini sayalım. 300 gram un, 3 yumurta, 1 yumurta sarısı, 3 adet mantar, 1 tavuk göğsü, krema, zeytinyağı, parmesan, tuz, karabiber ve tabii ki fesleğen olmazsa olmazımız. Ben de çok seviyorum yalnız. Makarnacıyım ben var ya, 24 saat her gün makarna yiyebilirim. Şimdi bunu tattıktan sonra zaten her gün daha yiyeceksiniz, emin olabilirsiniz. Şimdi el açması yapacağız. Bütün makarnayı 300 gram unu koyarak başlıyoruz. Kabımızı aldık. Evet. 300 gramın 3 su bardağına falan tekabül eder. Evet. 3 yumurtamızı kırıyoruz. Harika. Hamurumuzu kendimiz açıyoruz. Makarna aslında çok özel bir yiyecek. Özellikle evet. Ben İtalya'ya gittiğimde bunu gördüm. Öyle marketlerden falan almıyorlar makarnalarını. Hele hele özel bir misafirleri gelecekse kendi elleriyle açıyorlar böyle. Evet. 3 yumurtamızı kırdık. Bir de yumurta sarımızı kırıyoruz. Şöyle. Şimdi bir tutamda tuz atıyoruz. Ondan sonra karıştırmaya başlayacağız. Yumurta, tuz ve unumuz iç içe geçiyor. Bütün makarnaları biz burada kendimiz yapıyoruz. Geldiğinizde yani hazır bir makarna yemeyeceksiniz. Emin olabilirsiniz. Kesinlikle. Hepsi doğal, evet. Hepsi ev yapımı. Semih Şef'in kendi lezzetlerinden oluşturduğu harika yemekler. Hamurumuzu çok güzel yoğurduk. Evet. Harika bir kıvama geldi. Biraz sert bir hamur. Evet, sert bir hamur oluyor. Hanımefendilerin yoğurması biraz zor olabilir ama yoğurduktan sonra yemesi gayet zevkli olacağına eminiz. Şimdi bunu artık tezgahımıza alacağız. Şöyle unumuzu bu şekilde atmıyoruz. Yani bu şekilde tuz tepeler gibi de atmıyoruz. Unumuzu dağılacak şekilde atıyoruz. Sonra hamurumuzu unumuzun üstüne alıyoruz. Birazcık da burada yoğuruyoruz şöyle. Sadece. Harika. Kolumuzla verdiğimiz enerjiyi makarna yiyerek alacağız. Evet, aynı o şekilde. Şimdi hamurumuzu 3 parçaya bölüyoruz. Tamam. Sonra istediğimiz herhangi parçasını alıyoruz. Sonra da açmaya başlıyoruz artık. Birazcık açıldıktan sonra sürekli un veriyoruz ki yapışmasın diye. Şöyle biraz açtık, unladık. Hamurumuzu kadar evet, açıyoruz. Ediyoruz. Hamurumuzu çok güzel açtık. Evet, inceliğine getirdik. Çok ince oldu. Evet, çok çok ince oldu. Normal bir makarna hamuru gibi. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bunu artık keseceğiz. Şöyle hepsini birden kesmemize gerek yok. Uzunluğunu, kenarlarını, şöyle bir düzelteyim kenarlarını hemen. Şöyle yapalım. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hamuru bir taraftan alıyoruz. Şöyle ufacık ufacık doluyoruz. Tekrar tersinden de aynısını yaptık. Uçlarını şöyle kesiyoruz. Sonra fettuccine, tagliatelle hangisini yapmak istiyorsak onların boyutuna göre şu şekilde hepsini aynı denk gelecek şekilde kesiyoruz. Şöyle koyalım. Sonrasında bıçağımızın ucundan tutup şu şekilde kaldırıyoruz. Aa, ve hepsi hazır şekilde harika. Çıkmış oluyor. İnanmıyorum. Benim en sevdiğim makarna bu. Yapması da bu kadar kolay. Evet. 5 dakikada yoğurduk. Hemen 5 dakikada açtık ve makarnalarımız pişmeye hazır. Harikasınız. Sonrasında tekrar bunları açtıktan sonra birbirlerine yapışmaması için zaten kestik. Hafiften bir un atıyoruz üstüne ve şöyle karıştırıyoruz. Çok hoş oldu. Ve şimdi ne yapıyoruz? Şimdi pişmeye hazır. Tamam. O zaman sıcak suyumuzu alalım. Makarnalarımızı haşlayalım. Evet. Birazcık tuz attım. Birazcık da zeytinyağı attım. Yapışmasın diye. Sonradan da makarnalarımızı biraz daha karıştırdıktan sonra şöyle içine bırakıyorum suların. Yalnız şefim bu bize yetmez. Bana asla yetmez. Birazdan bir daha yapalım. Biraz daha hamurumuz var zaten. Yaparız. Suyumuz kaynıyor. Makarnamız da kaynıyor. Şefim kaç dakika açlayalım? Ortalama 4 dakika açlıyoruz. Yüksek ateşli, har ateşte. Suyumuz kaynaya kaynaya, fokurduya fokurduya haşlanacak. Biz şimdi burada ateşimiz biraz kısık geliyor. İçeride haşlayalım. Biz bu arada sosumuzu yapalım. Süpersiniz. O zaman şimdi sıra geldi sosa. Makarnamızı içeri ocağa haşlanmaya gönderdik.
Şimdi sayın şefim ne yapıyoruz? Şimdi alfredo sos yapacağız. Alfredo sosu nasıl yapacağız? Önce mantarlarımızı doğrayacağız. Önce tavuğumuzu doğrayalım. Önce tavuğumuzu doğrayacağız. Julien. Tavuğumuzu doğradık. Tavuk göğüsten yapıyoruz. Başka bir yerden olur mu tavuğun? Göğüsten olursa daha iyi olur. Daha öyle lezzetli. Aynen, daha lezzetli. Hemen tavuğumuzu koyduk. Sonra yağımızı da koyduk. Bir miktar zeytinyağı. Bunlar kavrulana kadar. Biz de kestane mantarı kullanıyoruz şu anda. Normalde kültür mantarı da kullanabilirsiniz. Süper. Kestane mantarı aynen. Da yakışıyor. Kültür mantarı da yakışıyor. Lezzeti daha fazla vermesi için kestane mantarı kullandım ben. Süper. Bu da bir püf noktası. Aynen. Şu an hepsi kavrulsun. Hemen tavuklarımız. Tavuklar kavrulduktan sonra hemen mantarları ilave edeceğiz. Ondan sonra ne yapacağız? Kremasını ilave edeceğiz hemen. Krema da çok yakışıyor. Evet. Krema yani ister çorbaya girsin, ister et yemeklerine, ister böyle bu şekilde makarnalara ben bayılıyorum. Tavuklarımız olmak üzere hemen bunun peşine mantarlarımızı atıyoruz. Mantarlarımız da şöyle bir aynen. Kavrulsun, bir lezzetini versin. Evet. Soteleyelim hemen. Birazcık mantarlarımızın sotelenmesini bekliyoruz. Evet. Bu arada makarnalarımız haşlandı geldi. Biz mantarlarımızı sotelerken evet. Tavuklarımızla. Gördüğünüz gibi makarnalarımız çok güzel haşlanmış hepsi. Biz şimdi tavuklarımız ve mantarlarımız sotelendi. Hemen üstüne kremamızı veriyoruz. Şahane. Evet. Kremaya bayılıyorum. Kremamızı verdik. Şöyle bir karıştıralım hepsi bir kremaya bulansınlar. Şimdi bunlar bulanırken biz ne yapalım? Hemen tuzumuzu atalım. Tamam. En çok yakışan şey nedir? Karabiber. Karabiberini atalım. Şöyle bir fokurdasın hemen. Bir özleşsin. Sonra ne yapalım? Tabii ki hepsini, bütün makarnalarımızı, hazırladığımız bütün makarnalarımızı şöyle alalım. İçine. Bulayalım. Evinizde rahatlıkla yapabileceğiniz bir lezzet. Çok kolay. Yapıp dondurabileceğiniz bir lezzet. Evet. Buzlukta saklayabilirsiniz yaptıktan sonra. Yani hamur haliyle buzlukta saklayabilirsiniz. Şimdi biz bunları yaptık. Hemen şu kenardan bir fesleğen keselim önce. Pesto sos, fesleğen. Evet, şöyle fesleğenimizi de atalım. O da biraz kaynasın. Aynen. Bir karıştıralım. Fesleğeni ben çok seviyorum. Makarnamız bir güzel pişti. Evet. İyice soslarıyla harmanlandı. Önce parmesanla birazcık içine atıyorum şöyle. Parmesana bayılırım. Şöyle parmesanı birazcık içine atıyorum. Şöyle bir karıştırayım. Karıştırdık. Hemen. Sonra ne yapıyoruz? Karıştırdık. Sonra maşamızla hepsini tabağımıza alıyoruz. Sonra tekrar parmesanla. Son, evet, şöyle bir bol lezzetlendirelim. Parmesan atalım ve lezzetlendirelim. Hemen tadına bakıyorum şefim. Hayatta en sevdiğim şeyi yaptınız şu anda. Hem de doğal, organik. Evet. El yapımı. Şöyle el yapımı makarna. Bayılırım parmesanlı. Kolay kolay yapılabiliyor. Gördüğünüz gibi 5 dakikada açtık, 5 dakikada yoğurduk, 5 dakikada hepsini pişirdik ve yemeğe hazır. Tadı çok güzel olmuş. Zaten şefim ödüllü. Birçok yemekte ödülü var. Makarnadan da ödül almış. Gerçekten şahane. Tekrar ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.